Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden çok değerli bir misafirimiz var. Yardımcı doçent doktor Hüseyin Çelik hocam bizlerle birlikte. Biz de fırsattan istifade hocamla biraz muhabbet edelim dedik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. Sağ olsun. İyiyiz inşallah. Hamdolsun. İyilik, güzellik, yoğunluk. Allah razı olsun. Bayram sonrası telaşlar. Hocam şöyle. Biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığımız da Ramazan ayını güzel bir konuyla değerlendirmiş oldu. İyilik zamanı. Biz iyiliği konuşmak istiyoruz. Zannediyorum insanlarda iyilik yapılmaya muhtaç olduğu kadar iyilik yapmaya da muhtaçlık var. Neler söylersiniz? Evet, yani şöyle başlayacak olursak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından işte bahsederken rivayetlerde, kaynaklarda geçer. Cömertti. Fakat Ramazan ayı geldiği zaman cömertliği daha da artardı. Yani ayrı bir onu hissederdik şeklinde rivayetlerde geçiyor. Yani vahiy almaya başladığı zaman aslında Kur'an'la, yani Kur'an'ın nüzulü ile iyilik kavramı arasında yani bir bağ var. Yani iyilik neyin göstergesi? Allahu Teala'nın rahmetinin göstergesi. Yani kim kime iyilik yapar? İşte bir merhamet duygusu olan bir insanın karşıdakine iyilik yapar. Merhameti olmayan bir insanın iyilik yapma özelliği de yoktur. Bu anlamda Kur'an için kullanılan işte inzal kavramı vardır. İnna enzelnâhu fî leyletin kadr şeklinde veya nüzul deriz. Ve enzelnâ mine semâi mâen, işte gökten su indirdik. Veya ve enzelnâ hadîd, işte demir indirdik şeklinde. Bu inzal kavramı da içerisinde rahmeti barındıran bir kavram. Yani Allahu Teala eğer inzal kavramını kullanmışsa rahmettir. Mesela şimdi yağmur yağar ama her yağmur rahmet değil. Evet. Yani bazen bakarsanız bir şey olarak, bir musibet olarak, bir felaket olarak da yağar. Ha. Evet. Mesela emtara kelimesi var bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de. Emtar nedir mesela? Yağmur yağdır ama fakat enzelna kelimesi de kullanılır. Enzelna kullandığı zaman anlıyoruz ki Allah rahmet olarak indirmiştir. Ama emterna diyorsak bela olarak, musibet olarak indirmiştir. Gelen yağmurun bir insanlar için rahmet değil, bir bela. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu bulutları gördüğü zaman da ya Rabbi işte bunu bizim için azap değil, merhamet etti, dua eder. Yani Kur'an aslında Allahu Teala'nın rahmetinin bir gereği olarak yani bizlere indirilmiş. Ve Allah Celle Celaluhu bizden şunu istiyor aslında. Yani ey kullarım, yani ben rahmetimin gereği olarak size böyle bir Kur'an indirdim. Ve Kur'an rahmettir. İnsanlar içerisinde rahmet bulunur. Siz de alın bunları hayatınızda uygulayın. Evet. Yani bunları hayatınızda uygulayın. Yani hayatımızın devamı aslında iyilik üzerine, yani rahmet üzerine bina edilmesi gerekiyor. Tabii bizde şöyle bir yanılgı da var. Yani iyilik dediği zaman hemen şunu anlıyoruz. Mesela işte bir insan vardı, bir çay ikram ettin. İyiliktir. Amenna. İyiliktir. Ve bir insana yemek ısmarladın. İyiliktir. Amenna. İyiliktir. Fakat Bakara suresinde şöyle bir ayet-i kerime var. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِ وَالْمَعْرِبَ لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَا آخِرَ Uzun bir ayet devam ediyor. Yani iyilik diyor sizin yüzünüzü doğuya batıya çevirmeniz değil. Gerçek iyilik Allah'a, peygamberine, meleklerine, kitaplarına iman etmektir. Efendim namaz kılmaktır, oruç tutmaktır. Vermiş olduğunuz sözleri yerine getirmektir. Bela, musibet anında sabretmektir. Böyle bu şekilde baktığımız zaman iyiliğin üç boyutu olduğunu görüyoruz. Yani üç boyutlu bir şey oldu. Bir iman boyutu, bir iman boyutu. İki amel boyutu, üçüncüsü ise muamele boyutu. Yani iman, amel, muamele boyutu. Yani üç boyutlu bir kavram. Yani üç boyutta içine alıyor. Bir insanın mesela Allah'a imanı yok, mesela imanı yok ama iyilik yapıyor. Ha, eksik oldu bu. Yani mesela adam çok hayır sahibi diyoruz. Yani gidiyor işte cami yaptırıyor, okul yaptırıyor, efendim hayır hasenat yapıyor. Tamam var da fakat sacın bir aya eksik. Yani imansız iyilik çok çok eksik. Tabii eksik yani. Üçü bir arada olacak ki bir netice elde etsin. Yani sen mesela bazen şöyle bir soru gelir. Efendim işte filan adam
şöyle bir icat yaptı veya işte elektriği buldu, ya yani ampulü buldu veya şu ilacı buldu, şunu yaptı, bunu yaptı. Ama bu adam Müslüman değildi, bunun şeyini görecek mi? Yani bu adam cennete girecek mi? Evet. Yani insan tam elektriği bulmuş olabilir, ampulü bulmuş olabilir. Yani dünyayı aydınlatmış olabilir. Ama kendi kalbini aydınlatmamışsa, yani bu bir yani Allah katında bir değer ifade etmiyor. Yani netice itibariyle yani cennete giremez diyor Allah-u Teala. Yani cennete girebilmesi için ancak iman etmesi gerekir. Yani sen efendim iman boyutunu es geçip de iman boyutunu bırakıp da amel boyutuna geçsen bu da bir değer ifade etmiyor. Tabii. Yani o da mesela namaz kıldın. Ne Allah'a inanıyorsan inanmıyorum. Niye kılıyorsun? Ha ben oruç tutuyorum ama yani işte egzersiz olsun efendim diyet için tutuyorum. Ve egzersiz için namaz kılıyorum. Olmaz. Yani bu iman ile amelin bir araya gelmesi gerekiyor. Yani ya. İkisi bir araya ne yapacak? Bu iyiliği tamamlama noktasında. Bunu şuna benzetebiliriz. Mesela denir ki işte sıfır, yani aldınız sıfır, sıfır, sıfır yazdınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hiçbir değer ifade etmiyor. Yani 100 tane sıfır da yazsanız sıfır. Ya. Ama ne zaman ki başına bir koydunuz. Ondan sonra her sıfır atmıyor ne yapar? Onun değeri artar. 10, 2 attınız 100, 1000, 10 bin, 100 bin devam eder gider. İşte bu bir imandır denir. Bir imandır. O sıfırlar ise ameldir. Yani bu beraber götürür. Yani iman oldu, amel oldu. Ha güzel. Peki yetti mi? Hayır. Muamele boyutu lazım. Yani insan sadece sözüyle, fiiliyle tam inandın, evet namazda kılıyorsun ama bu yetmiyor. Yani bu Allah-u Teala namaz kılarken bizim ibadetlerimiz aslında her ibadetin bir dünyevi boyutu var, bir de uhrevi boyutu vardır. Tabii. Yani bir dünyevi boyutu, bir uhrevi boyutu. Sen namaz kılıyorsun. Eğer kılmış olduğun namaz seni kötülüklerden engellemiyorsa bu bir namaz değil. Yani ahlaki yönden tabii güzelleştirecek, yani ahlakını güzelleştirecek, davranışlarını güzelleştirecek. Ha uhrevi boyutta Allah'a karşı görevini yaptın. Allah diyor ki tamam bu bana ama diyor bu yapmış olduğun ibadet diyor insanlara karşı olan bir boyutu var onu da yap. Nedir işte inne salate tenha anil fahşai vel münker. Aynen. Ha namaz diyor gerçek manada kılınan namaz insanı çirkinliklerden, efendim ahlaksızlıklardan engeller. Böyle olması gerekiyor. Yani Allah aslında namazı emrederken sadece bu kullar gelsin benim huzurumda secdeye kapansın iş bitsin değil. Yani o, bu ibadet hatta bu ibadetler yani onun davranışlarını, halini, hareketlerini düzelsin ve diğer insanlara karşı da güzel bir insan haline gelsin. Aynen. Yani bu boyutu var mesela. Ve oruç tutuyoruz. Şimdi oruç tuttun tam Allah'a karşı ama öyle değil sadece. Bu ne yapacak? Senin, yani insan sadece midesiyle değil, tüm azalarını oruç tutacak. Gözünü haramdan, işte dilini yalandan, gıybetten, boş sözden, kulaklarını kötü söz işitmekten, efendim adımlarını, ellerini, işte haramın peşinde koşmaktan, haram iş yapmaktan bütün azalarıyla tutacak. Hatta dedi ki tabiri caizse, sen mi oruç tutuyorsun, oruç mu seni tutuyor? Yani oruç seni tutacak. Evet. Yani, efendim bir insan dili, eli, efendim gözü, kulağı oruç tuttuğu zaman bu kime yansıması kim olacak? Topluma karşı olacak. Yani evet Allah diyor ki tamam aç kaldın ama fakat bir de bu toplumsal boyut var. Mesela hac ibadet. Tabii. Hac ibadet. Efendim mesela gidiyorsun hacca 72 millet var. Yaptın ama efendim adam oraya gitmiş mesela gidip bağırıyor, çağırıyor, ondan sonra efendim işte dövüşüyor. Yani akla hayale gelmedi şeyler yapıyor. Yani. Ne oldu? Ya bir tarafı ayağıma bastım diyor, ne kadar bir tarafa çarpacaktım, baktım diyor, ondan sonra şey. Yani bir tane denk geldi, bir arkadaş vardı. Diyor, bir hacı hacıdan gelmiş adam, yanına gittim diyor. Adam, dedim hacı nasıldı? Adam diyor, ama çok samimi olarak konuşuyor. Ya hocam öyle bir zordu, öyle bir zordu, öyle bir zordu. Böyle olacağını bilsem vallahi gitmezdim. Allah ümmet Muhammed'e kimse öyle düşünmesin dedi. Yani şimdi bakıyorsun yani hacca gidiyorsun ama adam orada biri geldi ayağına bastı, o ayağına basana takılırsan, biri geldi itti, kol attı, onunla şey yaparsan. Yani onların hepsine hazırlıklı olarak gidiyorsun. Tabii hazırlıklı olman lazım yani orada bunlara takıl, yani onlar bunlara takılmayacaksın. Yani Allah diyor ki bakın, mesela insan tek yaşarken problem yoktur. Evet. Yani tek yaşarsın ama ne zaman problem başlar? Mesela örneğin evlendiniz. Ha problemler başlar, niye? Çünkü o güne kadar tek yaşadın, artık tek hayata alışmışsın ama. Aynen.
Yani ondan sonra hayatın biriyle de paylaşıyoruz. Tabii. Kendine göre değil, karşıdakine göre düşünmen gerekiyor. Ha, onunla biraz daha problem çalışıyor. Çocukların oldu. Yani böyle devam eder gider bu. Yani mesela işte haç ne yapıyor bize? Toplumsal manada bütün dünya milletleriyle, bütün Müslümanlarla bir arada yaşamamızı öğretiyor. Evet. Ha, bunu sağlıyor. Şöyle soralım hocam. Geçmiş yıllara göre günümüzde biraz daha felaketler, musibetler daha fazla. İyilik yapmanın bu musibetlere etkisini soracak olursak. Yani şöyle söyledi, evet. Elbette bunun cevabı tam net değildi bir önceki söylediklerimde ama böyle bakarsak. Yani şöyle söyleyelim, aslında Kur'an'a göre baktığımız zaman Kur'an der ki iyiliklerle kötülükler zıttır yani. Der ki innel hasenâti yüzhibne seyyiât. İyilikler kötülükleri götürür. İyilikler kötülükleri götürür. Ama tam tersi var. Yine Efendimiz buyuruyor ki nasıl ki der bir ateş odunu yer bitirirse kötü ahlak da insanın iyiliklerini yer bitirir. Evet. Yani iyiliklerle kötülükler bir arada bulunmaz. Düşmandır. Geceyle gündüz gibi. Eğer gece varsa gündüz yoktur. Gündüz varsa gece yoktur. Biri geldiği zaman diğeri gider. Evet. Ha, bir insan hayatında iyilikleri hakim kılarsa o insan hayatta kötülükler barınamaz. Yani ya tam iyidir ya tam kötüdür. Yani azıcık iyiydi, azıcık kötüydü demezler yani. Tabii yani o yola girersin mesela. Evet. Yani şimdi sende iyilik yönünde istidadın vardır, karakterin vardır. O yöne girersin, efendim kendini düzeltmeye çalışırsın. Bu ne yapar? Sendeki zaman içerisinde yavaş yavaş, tabii bir anda insanların iyi olmasını beklemek de mümkün değil. Yani bakarsanız yani bir elmanın, bir meyvenin olgunlaşabilmesi için değil mi? Yani aylar lazım. Yani efendim işte bu yağmur görecek, güneş görecek, belli bir sıra sıcakta kalacak, evet. Yanacak, pişecek ve belli bir zaman sonra, belki 3 ay, 5 ay sonra, 6 ay sonra bu artık yenilecek hale gelecek. Ha, insanlar da böyledir. Yani bir anda iyi olmaz ama fakat o yola girersin, yavaş yavaş piştikçe onlar sendeki kötülükleri alır götürür. Aynen. Ha, alır götürür. Bugün dünyamıza baktığımız zaman niye bu kadar efendim kötülükler aldı başına gitti? Evet. Niye? Çünkü insanlar artık canileşti. Yani değerlerden uzaklaştık biz. Yani diyor ki mesela iyiliği temelde mesela Allah'a inanç. Yani şimdi Allah'a inanan bir insan, yaptıkları her davranışın hesabını vereceğine inanan bir insan. Ya nasıl rahat kötülük yapabilir ki? Allah'tan korkan bir nasıl kötülük yapabilir? Evet. Diyor ki mesela küllüküm râin ve küllüküm mesbûn. Râiti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her biriniz çobansınız ve hepiniz emri altındakilerden sorumlusunuz. Evet. Yani sen bakıyorsun efendim bir devlet başkanısın. Allah bu milleti sana soracak. Belediye başkanısın. Allah bu şehri, beldeyi sana soracak. Ya aile reisisin. Allah o hanımını, çocuklarını sana soracak. Ne yaptın? Bunlara nasıl davrandın? Bunu bilen bir insan, yani bu düşüncede, bu inançta olan bir insan, hiç kimseye karşı olmasa da yani Allah'a vereceği hesabı düşünerek kötülüklerden uzak durur. Uzaklaşması gerekir. Ama bizde maalesef bugün tamamen şey bitti. Yani uhrevi boyut düşünmüyoruz. Efendim hırs, tamah, dünyalık beklentiler ön plana çıktı. Evet. Ve istiyoruz ki yani ne kadar iyilik varsa benim olsun. Aynen. Ne kadar güzellik varsa benim olsun. Hepsini ben elde edeyim. Ama iyilik yapmak. İyilik yapmak. Tabii herkes her şey bana olsun. Rabbena hep bana mantığı var ya. Yani evet. Adam derler bir şey vardır. Yani ne keser ol hep bana, hep bana. Ne çekiş ol hep sana, hep sana. Diyor tester ol, bir sana, bir bana. Yani. Değil mi? Evet. Yani ortada olmak lazım. Yani insan, yani tamam şimdi kendine bir iyilik istedin ama biraz da karşıdakine de iste. Hatta bizim inancımızın da temelinde bu var. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. Sizden hiçbiri kendisi için istediğini kardeşi içinde istemedikçe gerçek manada iman etmiş sayılmaz. Evet. Ha, bir boyut bakın. Yani kendim için istediğimi kardeşim için de isteyeceğim. Evet. İstemiyorsam o zaman diyor ki gerçek iman etmiş değilsin bak. Yani gerçek iyiliğe ulaşmadın. Aynen. Hatta burada kalmıyor. Bir üst boyutu var bunun mesela. Yine diyor ayet-i kerime ve yu'tirune ala enfusihim ve lev kana bihim khasas. Onlar diyor kendi ihtiyaçları da olsa kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. İleri boyuta bakın. Yani sen kardeşini öncekinde ne vardı? Kendi nefsinle kardeşini eşit tutuyordun. Evet. Ama bu boyutta kardeşini kendi nefsinden önce tutuyorsun.
Ha, benim de ihtiyacım var, onun da var ama önce diyor o elde etsin. Hatta bunu gibi bir yer bir savaşta böyle anlatılır. Yani bir yaralanma hadisesi vardır. İşte gider sahabe bir tanesi su verecek, amcasının oğlunu görür. Varır tam suyu vereceği anda öbür taraftan su diye bir ses gelir. Ona koşar, o yaralı olan o dışarıda gider ona verilir. Ona gider tam suyu verecek, öbür taraftan su diye bir ses gelir, öbürüne gönderir. Böyle 3-4 kez gider yani. En sona vardı bak o şehit olmuş. Der buna vereyim, gelir teker 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 hepsi şehit olmuştur, su elinde kalır. Ha, yani insan kendi istediğinden önce kardeşiniz. Peki biz bugün toplumda böyle bir felsefe, böyle bir düşünce yerleşse bir kötülük olur mu? Olmaz yani. Bugün niye kötülük derdi? Adam hırsızlık yapıyor. Ne yapıyor? Yani komşunun iyiliğini istediği için hırsızlık yapıyor. Değil mi? Yani adam, ya komşu, ben senin ineğini çaldım, paranı çaldım, başına bela aldığını gördüm, onun için çaldım mı diyor. Değil mi? Hırsız yani karşıdaki iyiliğini yani, istediği ama kendi istediği işi yapıyor yani. Evet. Tabii. Veya karşıdaki insanı döven, öldüren bir insan ona iyiliği için mi? Ne öldürdün? Ya baktım adam günah işliyor, daha uzun yaşayacak, daha çok günah işleyecek, öldüreyim gitsin. Mi diyor? Yok yani kendi şeyi için öldürüyor. Evet. Evet. Yani. Hocam Allah bizleri iyiliksiz bırakmasın. Amin. Yani toplum olarak gerçekten ihtiyacımız var, muhtacız bu noktada. Biz teşekkür ediyoruz özellikle verdiğiniz bilgiler için. Estağfurullah. Kur'an'da aile modelleri kitabımız mevcut. Evet. Devamı bir çalışma var mı inşallah? Var inşallah. Yani şu anda yani iki tane daha inşallah kitap çalışmam yani bitti ama basılmadı. Bir tanesi Kur'an'da ruh diye inşallah tamamladım. Yayın evine de gönderdim. İnşallah yakında çıkar. İkinci bir diğer bir şey de Kur'an ahkamının değişim meselesi diye biraz daha akademik veya işte ilahiyat seviyesinde topluma hitap eden bir çalışma. O da tamamladım inşallah. O da inşallah. Onları heyecanla bekliyoruz. He, inşallah. Çünkü, hakikaten böyle bir eserlerden bir kişi istifade etse yeterli. İnşallah. Tabii temennimiz o. Yani biz şunu şey yapıyoruz. İlmen nafi'a diyor. Yani faydalı ilim. Allah'tan onu temenni ediyoruz. Yani insanın okuduğu, öğrendiği bilginin önce kendisine daha sonra da topluma faydası olması gerekiyor. Ki genelde ben şeylerimde belirirken yani çalışacağım konular belirirken de bu anlamda şeyler tercih ediyorum. Yani, faydası olur. Evet inşallah mesela işte, aile modellerini çalıştım. Ben yani bugün toplumda en büyük sıkıntı aile noktasındaki sıkıntı. Yani şunu söylüyorum, yeni gelmişken ifade edeyim. Bugün toplumda her şeyin okulu var. Adam marangoz olacak, işte kursa gidiyor, efendim çıraklık eğitimine gidiyor. İşte bir sene, iki sene sonra marangoz oluyor. Adam veya nasıl bakıyorsunuz, efendim demirci olacak veya işte bir meslek sahibi olacak, berber olacak. Yani hepsinin direkt varıp da efendim ben işte berber oldum, hadi bari al makasal, işte ondan sonra otur, ben bundan sonra tıraş ederim, yok. Yani. Doğru mu? Alın, çekici alın, çivi alın, ben marangoz oldum, bunu kapı yaparım demiyorsun. Yani. Yani aylarca, yıllarca onun altyapısı var. Ama bugün okul olmayan tek şey maalesef evlilik. Evet. Yani evlilik. Hiçbir okulu yok, hiçbir eğitimi yok. Bir adam bakıyorsun, bir adam yaş, işte kızı büyümüş, oğlu büyümüş, hadi evlendirelim gitsin. Evlendirdin, gitti. Nereye kadar gidiyor? Ondan sonra kocasının evine kadar gidiyor. Bakıyorsun arkasına dönüyorum ki tekrar geliyor. Ne oldu ya? İşte anlaşamadık. Yani huzursuz, işte beklediğim gibi olmadı, farklı çıktı. Niye farklı çıktı, niye anlaşamadın? Anlaşamadık işte yani şeylerimiz var. Şimdi bakın biz maalesef ne gençlerimize bu konuda yani kızlarımızı ne de o çocuklarımızı, oğullarımızı evliliğe hazırlamıyoruz. Evet. İnşallah ben bu çalışmada bunu şey yaptım. Yani böyle insanlara örnek olabilecek şekilde yani insan hangi noktada da problemler var, sıkıntılar var, nasıl yapmamız gerekiyor, nasıl davranmamız gerekiyor. O anlamda inşallah faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Her Afşin'e gelmeden mutlaka İnşallah. Tabii ziyaret ediyoruz zaten. Afşin'e memleketimizdir. Yani bazen gelemiyoruz. Uzun şey yapıyor. Uzak ama tabii her zaman gönlümüzde takip ediyoruz. Yani sağ olun yani böyle internetten şöyleden takip ediyoruz. Bizler de zaten özellikle gurbetten bu yönde istekler ve talepler çok olduğu için canla başla çalışmıyor. İnşallah. Tabii bir ay sonra inşallah şey yapacağım. Yani Kırgızistan'a gideceğim bir görevlendirme olarak. İşte oradaki Manas İlahiyat Fakültesi'nde artık 1 ila 3 yıl arasında inşallah şey yapacağız, bulunacağız. Takip ederiz inşallah. İnşallah. Ha.
Değerli izleyiciler, bugün yardımcı doçent Doktor Hüseyin Çelik'le birlikteydik ve toplumumuzun gerçekten şu anda en fazla ihtiyaç duyduğu konulardan bir tanesi olan iyilik konusunu konuştuk. Bir başka sohbette bir araya gelmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.